Bismillahirrahmanirrahim. Bu parça altın ve elmas ile yazılsa liyakatı var. Evet, sabıkan bahsi geçmiş, avucunda küçücük taşların zikir ve tesbih etmesi. وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ سِرِّيْلَ Aynı avucunda küçücük taş ve toprak düşmana top ve gülle hükmünde onları inhizama sevk etmesi. وَنْشَقَّ الْغَمَرْ نَسْئِيْلَ Aynı avucunun parmağıyla kamerayı iki parça etmesi. Ve aynı el çeşme gibi on parmağından suyun akması. Ve bir orduya içirmesi. Ve aynı el yaralılara ve hastalara şifa olması. Elbette o mübarek el ne kadar harika bir mucize-i kudret ilahiyye olduğunu gösterir. Güya ahbab içinde o elin avucu küçücük bir zikirhane-i sübhanidir ki içine küçücük taşlar dahi girse zikir ve tesbih ederler. Ve adaya karşı küçücük bir cephane-i rabbanidir ki içine taş ve toprak girse gülle ve bomba olur. Ve yaralılara ve hastalara karşı küçücük bir eczahane-i rahmanidir ki hangi derde temas etse derman olur. Ve celal ile kalktığı vakit kameri parçalayıp kab-ı kavseyn şeklini verir. Ve celal ile döndüğü vakit ab-ı kevser akıtan on musluklu bir çeşme-i rahmet hükmüne girer. Acaba böyle bir zatın bir tek eli böyle acip mucizata mazhar ve medar oluyorsa bu zatın Halik-i Kainat yanında ne kadar makbul olduğu ve davasında ne kadar sadık bulunduğu ve o el ile biat edenler ne kadar bahtiyar olacakları bedahet derecesinde anlaşılmaz mı? 19. söz Risalet-i Ahmediye'ye dairdir. وَمَا مَدَحْتُ مُحَمَّدٍ بِمَقَالَتِي وَلَكِنْ مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ صَلَاتُ وَسَّلَامُ Evet, şu söz güzeldir. Fakat onu güzelleştiren, güzeller güzel olan Evsaf-ı Muhammedi aleyhissalatu vesselam'dır. 14 reşhatı tazamun eden 14. lem'anın 1. reşhası, Rabbimizi bize tarif eden 3 külli muarrif vardır. Birisi şu kitab-ı kainattır ki şehadetini bir nebze 13. lem'a ile Arabi Nur Risalesinden 13. dersten işittik. Birisi şu kitab-ı kainatın ayet-i kübrası olan Hatem-ül Enbiya aleyhissalatu vesselam'dır. Birisi de Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Şimdi şu ikinci bürhan-ı natiki olan Hatem-ül Enbiya aleyhissalatu vesselam'ı tanımalıyız, dinlemeliyiz. O bürhanın şahs-ı manevisine bak. Seth-i arz, mescid, Mekke, mihrab, Medine, minber. O bürhan-ı bahir olan Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Bütün ehli imana imam. Bütün insanlara hatip, bütün enbiyaya reis, bütün evliyaya seyyid, bütün enbiya ve evliyadan mürekkep bir halka izikrin serzakiri, bütün enbiya hayatlar kökleri, bütün evliya teravetler semereleri, bir şeceri nuranidir ki her bir dehvasını mücizatlarına istinad eden enbiya ve kerametlerine itimat eden evliya tasdik edip imza ediyorlar. Zira o la ilahe illallah der, da'va eder. Bütün sağ ve sol yani mazi ve müstakbel kıtalarında saf tutan o nurani zakirler aynı kelimeyi tekrar etmekle, icma ile manen sadakta ve bil hakkı netakta derler. Hangi vehmin haddi var ki böyle hesapsız teyit edilen bir müdeyyaya parmak karıştırsın. Allah rızası için El Fatiha. Görüyor musunuz? Nerenin talebesi bu? Sizin. Çanakça. Ve dersim bu değildi. Şimdi konumu değiştiriyor. Bunun devamını yapacağım. Çok devam değil mi? Oluyormuş yani. Gayret etmek lazım. Yılmamak lazım. Devam etmek lazım. Bu geçiş olsun diye bununla alakalı bir şey mi anlatacağım. Ben bu dersin devamını yapacağım. Ama bu değildi. Biliyorsunuz, gördünüz.
Bu değildi. Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun. İslam abi vardı. Kaptan Paşa'ya pazar günü ders vardı. Kaptan Paşa'ya. Şehirden kaç kilometre vardır? 37 ya 45 arası. En az bir buçuk metre kar vardı. 1,5 metre en az kar vardı. O akşam derse gitmemiz lazımdı. Ama yol 1,5 metre kar kaplı. Oraya gidene kadar bir yer var, maden. Madenli deniliyor. Kanadalıların maden çıkarttığı bir ocak var. Oraya kadar açık. Bana dedi ki, rahmetli, yol kapalı dedi. Oraya kadar, ondan sonra 1,5 metreyle karşılaşıyorsun. Köyler kim aşacak? 1,5-2 metre kar var. Madenliğe oraya geliyor, bitiyor. Ondan sonra yol maden ocağına iniyor. Seni ilgilendirmez dedim. Seni ve beni ilgilendirmez. İn aşağı arabayı çalıştır. Dedi ki ya 1,5 metre kar var dedi ya. Sen anlamıyor musun dedi ya. Sana ne ya? Sen arabayı çalıştır. Tamam dedi ya, tamam. Kızma. Bak şşt, bunlarla kal. İndik arabaya. Bindik. Gidiyoruz. Hiç ses yok. Bu merak ediyor, bu ne yapacak? Gittik. Dedi ki, aa gördün mü dedi. Yanaş. Şoför o. Yanaş. Aynı üslup kullanıyorum böyle. Yanaş. Tamam. Git tamponu daya. Tamponu daya. Tamam. Açtım kapıyı. Ya Rabbi. Buraya kadar müsaade et. Eğer imkanım olsaydı, yolum açık olsaydı, senin davana götürecektim. Sen kapattın, beni sen durdurdun. Başka beni hiçbir şey durduramaz. Ben burada filmimi çektirdim. Tamam, programı ahirete yönde. Hadi geri dön, hayır dedi. Bilmiyordum. Sarıldı. Gözlerim yaş doldu, sarıldı. Ya Rabbi, beni de şimdi çek dedi. Tamponu gitti, bir daha daya o zaman dedi. Vurdu tamponu. Buraya kadar. Niye? Biz kendimizden çıkan bir engelle durmayacağız. Harici sebeplerle. Bak, oluyormuş değil mi? Bak kardeş, Allah ana babalarından ve bunları yetiştirenlerden, bunlara emeği olanlardan, bunları yetişmesi için zemin hazırlayanlardan, İslam'a ve Kur'an'a bir taşı olanlardan, bir tuğlası olanlardan yer gök sahibi razı olsun. Amin. Ya İslam'a ve Kur'an'a hadi evladımız ve Fransa'dan gelen bir evladımız. Elhamdülillah. Gurur duyuyorum. Gurur duyuyorum ya. İşte bu insan ayağı yeri basmıyor yani. Aynı devam edeceğim ben de o dersim. Allah razı olsun ya. Allah Allah. Ya bunu nasıl ezber okudu? Ben yüzüne bakarak zor okuyorum ya. Oluyormuş işte. Olunca oluyor. Allah vermiş. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma madahtu Muhammedin bi makaleti ve lakin madahtu makaleti bi Muhammed aleyhissalatu vesselam. Vallahi burayı yapmayacaktım. Billahi yapmayacaktım burayı. Allah Allah. Madem o birinci reşe yaptı zaten. İkinci reşe. Nasıl keyif aldın ya? Elhamdülillah. Ahirette ne yaptınız dünyada? Bunları ibraz edeceğiz. İkinci reşe. Allah dördüncü sınıftan etmesin. Allah Resulü diyor ki, ya anlatan olun, ya dinleyen olun, ya bunları seven olun. Dördüncüsü olmayın, helak olursunuz. Anlatmıyorsun, dinlemiyorsun, sevmiyorsun, tenkit ediyorsun. Sen ne biçim Müslümansın? Sen Müslümanlığında değil, ne biçim insansın? Allah Resulü söylüyor. Ya anlatan olun, ben mi uyduruyorum? Ya anlatan olun, ya dinleyen olun, ya bunları takdir edip seven olun. Başka ne kaldı? Dördüncüsü olmayın, helak olursunuz. Kardeşim ya, artık kimin ufak bir meziyeti var,
onunla hizmet etmeye mükelleftir. Elem tereyi mi biliyorsun? Elem tereyi anlat. Lilafi mi biliyorsun? Lilafi anlat. İhlası mı biliyorsun? İhlası anlat. Sen Kevser'le mesul değilsin. İhlas da mesulsun. Misal. Neyi biliyorsan onu anlat. O dönemdeyiz. Başka şeylerle meşgul olmayacaksın. Arabayı kullanırken önüne bakacaksın. Sakın olaha bazen sağa sola bakacaksın. Arkaya bakmak da istesen dikiz aynasına bazen bakacaksın. Sakın arkaya dönüp bakmayacaksın. Öne bakarak arkaya bakacaksın. Önden hiç kafanı çevirmeyeceksin. Komutana şey verirken, tekmil verirken dediğimiz gibi gözüm düşmanımda, kulağım sende komutanım diyeceksin. Hiç kimseyi görmeyeceksin. Davanı göreceksin. Davana hizmet edeceksin. Koşacaksın. Ve kar gelince tamponu vuracaksın. Esselatu vesselamu aleyk deyince duracaksın. Durmak da orada yok. Orada da inanıyordum. Aynen devam. İkinci reşah. O nurhani tevhid. O nurhani, burhani tevhid. Bak iki kelime ettim, yanlışını okudum hemen. Bak düz okudu o düz böyle. O nurhani, burhani tevhid. Nasıl ki iki cenah icma ve tevatürle teyit ediliyor. O zat Peygamber aleyhissalatü vesselam iki cenah. Mazi ve müstakbel. Öyle de Tevrat ve İncil gibi Kütüb-ü Semaviye'nin haşiye Hüseyin-i Cisri Risale-i Hamidiyesi'nde 114 işaratı o kitaplarına çıkarmıştır. Tarihten sonra bu kadar bulunsa elbette daha evvel çok da tasrihat varmış. 114 tane Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a işaret eden alametleri var. Bozulduğu halde Tevrat'tan ve İncil'den bunları çıkarmış. Ya bu bozulmadan önce olsaydı ne kadar sarihti. Yüzer işaratı ve ihrasatın binler rumuzatı. İhrasat? İhrasat ne demek? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam neyi? Önceki vaziyeti. Ha, ihrasat. Binler rumuzatı ve hatiflerin ve meşhur beşaratı. Hatif nedir hatif? Kendisi görülmeyip sesi işitilen mahluk, ruhani. Ha. Kimlerin? Hatiflerin. Mektubatta 146'da anlatıyor. Onu 146'da hatırlıyorum hatif. Sesi işitiliyor. Kendi gözükmüyor. Böyle Allah'ın cunudu çok. Böyle mahluklar var. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ihrasatı. Yani Risaletinden önceki halleri biliyoruz. 19 Mecuk'ta Sava Deniz'in batması, Mecusi'nin ateşin sönmesi vesaire. Onlar ve hatiflerin meşhur beşaratı. Hatice-i Kübra radıyallahu anh'a da bile öyle birisini hatife gitmişti. Ve kahinlerin mütevatir şehadeti. Gayb'dan haber vermeye çalışanlar. O zaman Gayb'ın karakolları bir derece açıktı. Levh-i Mahfuz'a ispata kadar karakollar açıktı biliyorsunuz. Onu Risale'de anlatıyor mektubatta. Peygamber aleyhissalatü vesselam geldikten sonra o yol kapandı. Ta ki vahye bir nakısı iras etmesin, bulaştırmasın diye o yol kapatıldı. Yani vahiy gelirken ilk önce bombalanıyormuş. Yani şu andaki meteor taşları. O recmi şeyatinmiş yani. Karakollara gelen cinler ve ruhani hırsızlar semavi karakollardan haber çalmak için geliyorlarmış. Onlara atılan mancınıklardır. O meteor taştır. O taştır. İşte o zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında tarihi beşer söylüyor. Astroloji ve astronomi ilmi söylüyor. O zaman çok taşlar düşermiş. Çok. Yağarmış böyle. Sebebi şuymuş. Cebrail Aleyhisselam ayeti getirmeden önce bütün o bombardımanları top atışın tutarlarmış. Yani askeri bir çıkartma yapılmadan önce oraya bombardıman yaparlar. Sonra askeri çıkartırlar. Bir canlı kalmasın diye. İlk önce o kanalı yakıp yıkarlar. Hiçbir ruhani kalmasın diye. Ondan sonra Allah Resulü Cebrail Aleyhisselam'a yol açılıyor. Vahiy geliyor. Vahiy böyle geliyor. Bir kanalla geliyor.
bütün alem, 18 bin alem ayakta. Böyle bir vahiy, hakikati var. Vahiy böyle geliyordu yani. Allah Resulü geldiği zaman o âli ruhu çökermiş. Deve gelse deve çökermiş. Seslenirmiş yani böyle, bağırırmış. Dibe çökermiş. Biliyorsunuz Hazreti Ali radıyallahu anh, onun da bir tane şeyi var. Mescide bir tane tabela asılacak böyle. Demiş ki, ya Ali, bana bas, çık as. Allah Resulü diyor, tövbe ya Ali basar mı? Tövbe estağfurullah. Diyor ki, estağfurullah ya Resulullah, siz omuzumuza basın, siz asın. Dedi ki, ya Ali, benim bir halim var, o vahiy anı. O gelirse tahammül edemezsin. Diyor ki, ya Resulallah, bana bu unvanı vermiştiniz, Allah'ın aslanı. Ben seni nasıl taşıyamam dedi ya. Yani gelirse bir vahiy, ilham gelir de ne olacak yani? Ondan sonra, o anda gelmesin mi? Ondan sonra Hazreti Ali çaktı yere. Allah gene merhamet etti. Çaktı yere, semaya baktığı zaman semaya ucu yok. Ucu yok. Şöyle. Aşağıya baktığı zaman dibi yok. Ayağı yok. Vahiy olduğu zaman arşı ferşi 18 bin alem tespih tanesi gibi bütünleniyormuş. Bunu başka zaman şöyle diyecektir. Vesel Karani demiş ki, ya Ali, Resulullah'ı gördün mü? Onunla büyüdüm demiş. Ya Ali, ne bir Resul'den bahsetmiyor. Sen Resulullah'ı gördün mü? Anladı. Dedi ki, ya ben iki defa gördüm. Bir tane bu işte. Ötekisini demiyor. Veya ben bilmiyorum. Bir baktım ki diyor, ben nasıl bir yere çakıldım? Allah Resulü her tarafa sarı şeyler akardı diyor böyle. Bir baktım ki arş havada. Yerdeki, yerdeyken diyor arş azamdaki Cebrail'in, arştaki Cebrail'in azamet heykelini Ayet-i Kübra'da anlatıyor usta. Geylani müşahede edermiş. İmam Ali'yi düşün. Arşa kadar. Bu arş azam, baktım ki diyor ucu arş azam. Arş. Bir öteki ucu ferşin şeyi yok diyor. Canım bunu da delmiş geçmiş. Vahiy hakikati böyle bir şey. Arşı ferşe bağlayan nurani bir zincir. Hablül metin ya. Ve böyle olması lazım. İşte meşhur bu hatiflerin meşhur beşaratı. Ve kainlerin mütevatir şahadetleri. Ve Şakk-ı Kamer gibi binler mucizatının delaleti. Şakk-ı Kamer gibi eli kalkıyor, ayı ikiye bölüyor. Şeriatın hakkaniyetini teyit ve tasdik ettikleri gibi bunlar. Yani getirdiği hakikat. Yani nasıl olacak sevgili kardeşim? 1400 seneden beri imanımıza, itikadımıza, davranışımıza, alim İslam'ın bu kadar kütüphanesi, bu kadar uleması, müceddidi, alimi, müfessiri, müştehitleri varken bu haldeyiz. Tamam mı? Varı. Var da yürümek bu haldeyiz. Şimdi düşün. Müminin yok. Yardımcın yok. Rehberin yok. Peygamberlik okulu yok. Peygamberlik çıraklığı yok. Böyle bir eğitim almamışsın. Hata yapma şansın sıfır. Bir söyleyeceksin, kıyamete kadar hepsini kuşatacak. Hatan yok. Özür dilerim yok. Değiştiriyorum yok. Böyle bir insan nasıl olur ya? Böyle bir şey olur mu? Peygamberlik okulu yok, ilkokulu yok. Peygamberlik okulu yok. Çıraklık, kalfalık, ustalık, tamirhanesi var yani böyle motorculuk. Böyle bir çıraklık, peygamberlik çıraklığı da yok. Yani peygamberlik yapıyor birisi de onun yanında çırak oldu. Öğreneyim de nasıl peygamberlik yapıyor. Ela bakanlığın çıraklığı var ya. Ben kaç sene çıraklık yaptım tamirhanede ya. Sonra serviste çalıştım. Ne kadar ya. Çalıştım. Şimdi peygamberliğin çıraklığı yok, kafalı yok, ustalı yok. Adam diyor ki ustalık dönemim diyor. Lan çıraklık dönemim, kafalık dönemim. Şey bu Süleymaniye yapan Edirne değil mi? Neydi? Selimiye yapan Mimar Sinan, çıraklık döneminde yaptığı var, kalfalık döneminde var, ustalık döneminde herhalde Edirne mi yapmış? Onu yapmış Selimiye değil mi? Şimdi bu peygamberin çıraklığı yok, nasıl olur arkadaş, okulu yok.
Bir anda sabah kalkıyorsun ve peygamberim, her şeyin acayip, hep en zirve. Böyle bir şey olur mu ya? Adet-i ilahiyesine uygun mu yani? Böyle bir adet var mı yani? Bu nasıl olacak? Adamlar onun için kavrayıp, şey demek istiyorum. Bu kadar rehber, bak ders dinliyorsun, 14 yıl kitap, usta, cemaat, senelerce geliyoruz. Gene içimizdeki bir tuhaf duyguyu kontrol edemiyoruz ya. Teslim oluyoruz o zıkkım şeye ya, hürriyetimizi veriyoruz ya. Olumsuz düşünce. Neticesinde panik yapıyoruz ya. Kendimizi kötü hissediyoruz. Hissedince de bağırsaklar bile bozuluyor ya. Ben de olduğumu söylüyorum ya. Bir düşünce beni aldı. Çok özür dilerim. Belki 2 dakika almadı. Vallahi ihsan etti beni ya. Dur bir dakika dedim ya. Çıktım tuvaletten abdest aldım. Kimsin lan sen? Kimsin sen? Gel buraya. Bloke ettim ilimle bu kadar senelerle. Bloke ettim. Sonra dedim ya Rabbi oturdum. Bu Müslümanlar ne yapıyor ya? Ben bu kadar ve psikoloji, ruhsal meşgul oluyorum. Hurufumu katabilmem. Adamı tanıdım da ondan sonra ya benim tam 1,5 gün o ishal devam etti. İshal o düşünceden oluştu. Ya bu Resul-i Ekrem nasıl yapıyor ya? Nasıl kontrol ediyor içsel dengesini, diş dengeler, içten denge. Biz dershanede yani dışarıdayı, içerideki dengelere göre dışarıya ayarlıyoruz. İç dengeler olacak, dershane içinde ahenk olacak. Diş insanlarla ilişki olacak. Bir de içsel dengesini sağlayacak da ondan sonra adama vazife vereceksin. Ya acayip ya bu tuhaf tuhaf duygular yaşamıyor musunuz ya? He? Bunlar dinimiz var, kitabımız var, hurufu mukattağımız var, ne bileyim evlat var, cemaat var, gidiyorsun bir nefes alıyorsun. Resulullah ne yapıyordu ya? Nasıl bir şey ya bu? Ya bir tuhafınıza gitmiyor mu ya? Beni bir olumsuz bir düşünce aldı. Vallahi billahi söylüyorum. İhsan oldum ya. Özür dilerim affınıza sığınırım ya. Resulullah beni deli ediyor o zaman. Yani nasıl bir insan ya? Bir insan tek başına nasıl muktedir olur buna? İçsen neyin esitsin diyorum ya. Bir sürü malzemelerim var. Ha, tak etrafını çevirdim yani. İlim onu tard eder. Cehil onu davet eder. Ya bu kadar zor oluyor ya. Sonra dedim ya Resulallah sen ne biçim şey etsin ya. Lan nasıl kontrol ettin ya? Nasıl idare ediyorsun kendini? Nasıl hakim oluyorsun? Bir taraftan bakıyorsun fırtına, bir taraftan kasırga, bir taraftan lodos, bir taraftan güneş, bir taraftan kar, bir taraftan dolu, bir tarafta donuyor, bir tarafta bitki çıkıyor. İçinden ha, birbirine tuhaf şeyler ya. Onu tıp ismi koymuş, panik, panik adam, şizofreni, bilmem ne, bir sürü, paranoyak. Bir sürü sıkıntılar, bunları Resulullah nasıl muvaffak olmuş? Yetmiyor. Amcası, kavmi, kabilesi, herkes düşman. Oturmuş. Ne yapayım ya? Ha kahve de geldi, tamam. Uşağım, kölesi. O raftan kütüphanenin kitabı da ver. Sen incele bakalım geçmiş asırdaki Tevrat'ta ne vardı. Kabala ne diyor, sen de onu araştır. Sen de İncil'i, sen de Zebur'u, sen de Suf'ları araştır, tamam mı? 3 ay sonra malumat getirin. Tamam, getiriyorlar, topluyorlar. Ondan sonra Kur'an'ı yazıyor. Adam böyle anlatıyor biliyor musunuz? Resulullah'ın kütüphanesi vardı. Senin Allah ıslah etsin seni. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde felsefe bölümünde Ermeni bir tane zındık var. Yerli Ermeni ile harici Ermeni ikisi. Muhammed diyor. Muhammed geçmiş diyor Beni İsrail kavminin hikayelerini okudu, harmanladı ve Araplara yutturdu diyor. Senin ıslah olasın, İslam kabildeyse Allah bildiği gibi etsin. Bana yakışmaz böyle şey ama dayanamıyorum ya. Peygamberimiz oturmuş böyle bir şeye. Bir tanesi onlar ne seyrettirdin lan bana bunu videoyu? Ne seyrettirdin bana bunu, niye getirdin? Abi dur sinirlenme. Bak hele adam ne diyor ya. Oturmuş, Beni İsrail kavminin diyor, Babil şeylerinde kalma kalıntıları, işte tabletleri ve İsrail hikaye romanlarının, Fethi abi okumuş, okuduklarını okudu ama muvaffak olamazdı çünkü başka işleri vardı. Dedi ki ona, sen orayı oku, sen Kabala'yı oku, sen Tevrat'ı oku, sen İncil'i oku, gözünün elifine girsin senin ya. Bana doküman ve hulasayı getirin. Sonra oturdu yazdı.
Ve haşa, tabi onu eksik söyleyeyim, harmanladı yazdı. Çünkü Kur'an diyor, geçmiş kavimlerin harmanlanmış halidir diyor. Okuma yazması yok ha bunun. Ama öteki tarafta bunun babası diyor ki, Muhammed nasıl peygamber olur, okuma yazması olmayan cahilde peygamber olur mu diyor. Bunun Ebu Cehil'i böyle diyor. Okuma yazması yok, harmanlanmış romanı. Yani asr-ı saadetten önce kütüphane varmış. Bütün kitaplar tasnif edilmiş. Ona Türkiye'de daha yeni kütüphanelik giriyor lan. Kütüphaneler varmış. Hangi kitaba müracaat edecek numaralar var. Belki de müracaat eden orada bir memur da varmış ha. Bana şu kitabı indir. He? Ay olur. Bunlar için olur. Belki sıra numaraları da varmış kitapların. Ve toplamış. Arap Yarımadası'ndaki bütün hikaye romanları toplamış Muhammed. Bilgisayar falan da var. Bilgisayarcısın ya. Tabii acayip değil mi? Tarattırdı bilgisayar. Tara bunları. Diyor ya. İnan böyle diyor ya. Felsefede bir Ermeni var orada. Bir tane de yerli Ermeni var. Bu yerli Ermeni babası Orta Doğu'nun en büyük fıkıh alimiydi. Aynı zamanda şey dersini aldım. Miras hukukunu dersini aldım biraz. 2-3 gün gittim yanına, Fatih'in yanına gittim, ders aldım. Ya Allah. Tabi okuyunca bağışlayın yani, şey yapamıyorum. Yani olayı yakinen çok iyi bildiğim için Resulullah'ın kütüphanesi varmış. Geçmiş asırdaki hikaye ve romanlar almış. Kendisinin dışındaki görevlendirmiş, onların bilgilerini harman etmiş. Onun için Beni İsrail peygamberlerin ve Beni İsrail tabletlerinin Babil'de dahil, o Afrika Yarımadası'nda, ha diyor size de söyleyeyim, başka yerde insanlık yoktu, insanlık buydu. Tamam, onların diyor, her şeyini topladı, herkese vazife veriyordu zaten. Ondan sonra harmanladı, yazdı diyor. Cehennem-i Zumara. Adam gibi öyle inkar edilmez. Delikanlı olacaksın, delikanlı. Ben kabul etmiyorum Muhammed'i. Dinini kabul etmem. Ha, yol bu. Akıllılık bu. Akılsızlık yolunun akıllısı bu. Akılsızlık yolun akıllısı budur. Ama bu yalandır, iftiradır, karaktersizliktir, şahsiyetsizliktir. Kimliksiz ve kişiliksiz insanın iftirasıdır. Adam olacaksın. Yani vurun ama adam gibi vurun. Adam gibi yapacaksın yani. Ebu Cehil bile demedi ha vallahi onu. Ebu Cehil sen ey Muhammed geçmiş kavmiyle hikayelerini bize anlatıyorsun demedi. Bunların en büyük alimleri şey zannediyorsunuz Ebu Cehil. Oysa Velid İbni Muhire, o çok yaşlı birisi, dinledi en yaşlı. Dedi ki ben dedi geçmiş hepsini biliyorum. Bu hiçbirisine benzemiyor. Ey Velid ne diyelim? Ya sihir deyin, gitsin diyor ya. Büyületin. Nasıl olacak? Muhammed cinlendi deyin diyor. O bile Muhammed yazdı diyemedi. Sihirlendi. Çünkü ortada bir meyve var. Biz Müslümanlar, acaba din olmasa, biz hakim olmasa neyin doğru, neyin yanlış olduğunu nereden bilecektik? Neyini bilecektin? Kâhinlerin mütevatir şehadeti, şak-ı kamer gibi binler mucizatın delaleti. Ebu Cehil ne dedi o ay ikiye bölünce? Herkesi dışarı çıkarmış o gece biliyorsunuz. Çıkın bakın çünkü yaramayacak ya. Namaz kılıyor iki rekat Allah Resulü. Ya Rabbi söz verdin. Sözünü yerine getir. Eğer burada bu mucize olmasa Ya Rabbi sana secde eden kimse kalmaz. Bismillahirrahmanirrahim. Başına kalkanlar diyor. Kaldırıyor. Bismillah ile kaldırıyor. Ay ikiye atılıyor. Elif ile mimi, ay mim ya, iki nun yapıyor. Şak. Bak elif. Hiçlik. Elif. Tak. O yuvarlak ya sıfırdır veya beştir. Acayip bir şey. Şeriat hakkaniyetiyle teyit ve tasdik ettikleri gibi zatında gayet kemaldeki ahlak hamidesi. Meyvesine bak.
Ahlakına bak. Ne diyorlar biliyor musun? Diyorlar ki, Muhammed nasıl birisiydi? İnkar eden ha, zındıklar şöyle diyor. Çok akıllı ve zeki. Çok akıllı ve zeki bir insandı. Öteki taraftan diyor ki, çok akıllı, akıllı ve ahlaklı bir insandı. Aynı böyle geçiyor. Öteki tarafta diyor ki, peygamberlik olmadığı halde kendisi uydurdu. Kendisi uydurunca ahlaksız olmaz mı? Hem çok ahlaklı hem çok akıllı diyorsun. Ve ikisi zıt değil mi? Öyle diyor bak, 26. mektupta diyor ki, bunlar peygamberin orada huzuruna nasıl çıkacaklar merak ediyorum. Bak, eğer onlara denilse, peygamberi nasıl bilirsiniz? Derler, güzel ahlaklı, çok akıllı bir adam. O vakit onlara denilecek, öyleyse imana geliniz. Çünkü güzel ahlaklı, akıllı olsa ala küllah Resulullah'tır. Çünkü sizin bu güzel sözünüz, güzel ahlakı demeniz hududunuzun dahilinde değil. Hem peygamberliği kendisi uydurdu, yalan söylüyor diyorsun, hem de diyorsun ki çok güzel ahlaklıydı. Lan yalancından güzel ahlak olur mu? Sizin diyor bu güzel ahlak sözünüz hududunuzun dahilinde değil. Mesleğinizce böyle diyemezsiniz. Çünkü ahlaksızlık isnat ediyorsun. Yalan söylüyor peygamber olmadığı halde diyorsun. Kendisi uydurursa yalan söylüyor. Yalancıdan güzel ahlak olur mu? Ve hakeza temsikteki sair işaretleri hakikatin sair cihetlerine tatbik edebilirsiniz. Kur'an nasıl bilirsiniz diye sorulmuş onlara. Şöyle demişler. Kur'an nasıldır? Derler. Güzel ahlak dersi veren bir insan kitabıdır. Güzel ahlak dersini veriyormuş. O vakit onlara denilir. Öyleyse Allah'ın kelamıdır ve böyle kabul etmeye mecbursunuz. Çünkü niye? Siz mesleğinizce güzel diyemezsiniz. Allah adına iftira eden bir kitap güzel kitap olamaz. Madem güzel ahlak kitabı ise ki hiç kimse haşa ahlaksızlık anlatıyor diyemez. Ahlak anlatıyorsa ahlak anlatan bir kitap ahlaksızlıktan iddiasından gelemez. Temeli böyle olamaz. Ne acayip bir şey ya. Fesubhanallah. Ne acayip bir şey ya. Allah Allah. Allah kimseyi şaşırttırmasın. Anlıyor musun? Yani bak diyor ki oraya girsek şey olur diyorsun. Melaikeler, ondan sonra hatifler var. Tamam mı? Onlara bak 157'de ondan sonra o heykellerden çıkan hatifler ve sesi işitilip kendi gözükmeyen şurada onlara şeye girsek uzun olur ve yolumuzdan çıkmış oluruz. Tamam. 19. mektup arkadaşlar 150. sayfasından beri başlıyor. Tamam. Ondan sonra hatifler var, cinler var. Peygamber aleyhissalatü vesselamın efendim peygamberliğini orada ilan ediyorlar. Sesi duyuyor. Adamlar duyuyor yani. De uzun olur. 149'dan başlıyor. 146'da başlıyor. Peki. Diyor ki zatında kemaldeki ahlak hamidesi. Hamide ne demek? Ahlak hamidesi ne demek? Başka? Övülmüş, öne çıkmış işte. Üstün değil mi? Yani öne çıkmış da bir insanı kendi düşünerek bir şey çıkartacaksın, o nasıl güzel olacağını nereden bileceksin ki? Fıtrat onaylaması lazım. Mesela diyelim ki hiç ömründe bardak olmamış. Böyle bir şey göstersek, boş. Ne derler? Vallahi herhalde toprak doldurulur, çamur doldurulur, kum doldurulur, su doldurulur. Bir tanesi evet isabet ettin demese bunun o olduğunu bilemezsin. Şüphecilikte kalır.
Yani bunun ahlakını fıtratlar onayladı, fıtrat. Ona uyanlar. Bak ona uyan sen ve ben, yapma, yapamazsın. Haramdır, kul hakkıdır. Caiz değil ya, zulmetme ya, merhametsizlik yapma. Merhamet etmeye merhamet edilmez gibi. Bunları sen nereden öğrendin? Ondan. O çıkarttı ilk. Yoksa biz de bunlar gibi olacaktık, vahşi canavar olacaktık. Çocukları ateşe atacaktık. İnsanları ateşe atacaktık. Ha, yapıyor işte. Medeniyetin altında Orta Doğu'da Avrupa'nın yaptığı mezalim kaldı mı? Ne aklınıza geliyorsa. Ha işte. Medeniyet namı altında tek dişi kalmış canavar. Bunlar kadar aşağılık bir millet gözükmemiştir. Yani orada kargaşa olsun diye, petrol madeni alalım diye, Ebola virüsünü tüple, ilaçla kendileri yayıyor. Birleşmiş Milletler Sağlık Teşkilatı, Avrupa'nın şeyi. Avrupa, Afrika'ya enjekte ile mikrop dağıtıyor. Türkiye'nin uyandırmasıyla uyanıyor. Şu anda onları ki koparıyorlar kafalarını. Onlar da kaçıyor. Yani böyle bir hastalıktan kurtuluyorlar Afrika. Senelerden beri hep bulaşıcı hastalıkları laboratuvarda imal edip dağıtmışlar. Çünkü fıtratta hastalık olmazmış. Afrika fıtratında Ebola şu bu olmaz. Fıtri yaşıyorlar, suni yok. Bu hastalıklar aslında Avrupa'da olması gerekiyor. Çünkü fıtratta hastalık yokmuş. Bunu Türkiye'ye anlatarak yeni yeni uyanıyor. Türkiye'de onlarla beraberdi de daha 2002'lere kadar. Böyle vahşi canavar bak 2000 küsur 2014'te 15 değil. Peygamber 1400 sene önce o güzel ahlak. Esire esire yediğinizden yedirin. Giydiğinizden giydirin diyor. Adam şimdi eve bomba atıyor ya. Çoluk çocuk komple telef oluyor ya. Bebek 3 yaşındaki çocuk gitti annesini şey yapıyor, evde hiç kimse kalmış. O kenarda canlı kalmış. Onun resmini gördüm, çıldırasım geldi ya. Bir tane bebek çocuk kalmış. Bir de gülüyorlarmış, ha inmiş, hava indirme yapmışlar, bir de ya gülüyorlar. Çocuğun yanında fotoğraf çektiriyorlar. Bunlar Amerikalı ve Fransız. Peygamber'e de bak. Bunlar diyor ki, peygamber kendi uydurdu. Senin bir kere bu fiiliyatınla söylediğinden sahtekar olduğunu söylüyor. Yani bu fiiliyatınla sözünün sahtekar olduğunu gösteriyor. Çünkü yaşadığın aşağılık. Aşağılık bir insansın. Yani ne sıfat yakıştırsam bile az sana yani. Bu diyecek ki peygamber kendi Kur'an yazdı sen de inanacaksın. Ulan sen de onun gibisin ya. Bu adam aha meyvesi bu. Avrupa'nın meyveleri bu. Aha medeni değil mi? Medeni. Bir onların burnu kanasa, dünya havaya kalkar, yüzlerce Müslüman öldürür, hiç. Hakkını koruyor. Avrupa işte. 1400 sene evvele gitmeye gerek yok ki. Aynı. Muhammed kendisi harmaladı diyen, İslam'ı terörist dini demekten ne farkı var ki? Terörist kim? Plajları bombalayan. Değil. Petrol şeyi için 1,5 milyon Iraklıyı katleden, menfaat için Suriye'yi alt üst eden, Kürt halkını mahveden, perişan eden, tarumar eden, bunlar medeni. Medeni ha? Ne 1400 sene gireceğiz ki? Aa işte aynı. Aynı uşakları. Evet, Peygamber aleyhissalatü vesselam bir imanı olan böyle yapabilir mi? Yani onun ahlak hamidesi, vazifesinde nihayet üstündeki secai galiyesi. Yani vazifesinde vazife yapıyor, bir vazife yapıyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Araba tamir etmiyor, çiftçilik öğretmiyor, balık nasıl tutulacağını anlatmıyor, film nasıl çevireceksin anlatmıyor. Ne anlatıyor biliyor musunuz? İnsan terbiye ediyor. İnsan ya bu insan. Hayvan değil bu. İnsan terbiye edeceksin. Neyi terbiye ediyorsun? Nasıl bir insan terbiye ediyorsun? Ne olur ben söyleyeceğim. 10 saniye gözünüzü kapatın. Lütfen. Kapatın. Allah için kapatın. Kapat!
Şimdi söylediğimi dinleyin. Çocuğu olanlar. Sen o çocuğun bir tanesini hayal et, en ufağını. Çocuğu olmayanlar kız kardeşini, yeğenini hayal et. Hayal et, lütfen hayal et. Onu şimdi toprağa gömmeye çalış. Mezar kaz. Yanında oturuyor. Ne olur gözünü açma. Kaz, kaz, kazdın. Mezarlığı gördün mü kardeş? Merak etme, sana çok bunun 10 katı size yansıyacak bu şey. Tamam. O kazdığın yere at onu. At onu. Bağırıyor aşağıda baba diye. Şimdi kürekle at. Yo yo yo. Dur. Ha, tut çıkar. Ve gözünü aç. Ben hayalen bile size yaptıramadım. Üstünü örttüremedim. Çıkarttınız değil mi? Yoksa travma olurdu. Çıkarttınız. Korkunç değil mi? Ha, bunları terbiye etti. Kötü mü yaptı? Peygamber değil mi? Bak ne dedi? Dedi ki vazifesine nihayet üstündeki secciye-i galiyesi. Secciye-i galiye? Hayatını hakikatla birleştirebilmesi. Fıtratına uygun hayatı göstermesi. O konuda eğitmesi. Fıtratına uygun hayat tanzim etmesi. Fıtrat bunu iktiza ediyor. Çünkü o adam, ya Resulallah, daha önce kızımı buraya gömdüm. Ne olur. Nasıl iman? İmanım öyle bir imanı var ki, ölü daha önce kemiği bile kalmamış, çürümüş belki de yeni. Onlar Allah Resulü sözüyle dirilecek, vicdanım rahatlayacak. Ne olur gidelim de şu çocuğumu duvanla çıksın. Peygamber haşa dini kendisi uydursa ne yapardı? Bana deseler ki şöyle böyle, tamam Hasan peygamber, yani gidelim de şu mezarlıktakileri çıkartalım, bütün mevcudat seni tanıyor. Tamam ama yani şey ya kardeşim, yani şehit oldu, seni cennette bekliyor yani falan, ne yapayım, evirip çevireceğim daha. Oraya gider miyim? Çünkü biliyorum ki edince dua gelmeyecek. Kim gelecek? Mezardan birisi kalkar mı? Kalkar kalksa cinler gelir, şeytanlar gelir. Peki gidelim diyor. Bu imana bak. Sahabenin imanına bak. Resulullah'ın imanına bak. Gidelim diyor. Okuyunca bir düşün hele ya. Şimdi ben peygamberim. Birisi geldi. Ya Resulallah. Kızımı gömdüm. Ne olur gidelim. Dua et çıksın. Bu nasıl bir iman etmiş peygambere ki böyle bir şey yapacağına inanıyor. Bu da nasıl bir itminan, nasıl bir Allah'a nihayetsiz iman. Acaba telaş olur mu, yapar mı, Allah kabul eder mi ya? Yani falan, yani kenardan şey yapsak, hiç, tabii gayet gidelim dedi ya. Bu iman, teslimiye güveni görüyor musun Allah'a? Allah'a nasıl bir güven? Gidelim diyor, gidelim. Ondan sonra sesleniyor. Lebbeyk ve sadeyke ya Resulallah. Çocuk, ya babanı biliyorsun, senin gelmeni istiyor, gelir misin? Hayır, ondan ben daha hayırlısını buldum diyor. Nasıl bir iman? Şimdi, tamam sahabe böyle. Kendiniz peygambersiniz. Bir de böyle okuyun peygamber kıssalarını. Peygambersin. Böyle bir şey teklif geldi. Tereddütsüz gidelim. Tamam. Mezara konuştun, mezar kalktı. Senin imanın nasıl bir şey olur? Mezar kalktı da ölü kalktı. Buyur ya Resulallah. İman nasıl olur? Ya boş ver diğerlerin imanı. Senin imanın nasıl olur? Çok acayip değil mi? Ölüler geçerken Esselamu Aleyke ya Resulallah, ayağa kalkıyorlar hepsi. Yanındaki sahabelerde Resulullah yanında ya, iman ettikleri al. Ya ben mucizede bahsetmiyorum. Resulullah'ın imanı ne olur? Acayip bir şey oldu. Böyle bir peygambere ümmet olmak, şerefinden daha büyük şeref ne olabilir? Rehberim. Lan adam çakal çakal. Çok biliyorsun ki çakal, domuz gibi adam yani. Rehberim diyor diyor. Rehber ya rehberim. İzindeyiz diyor. Hakikaten izinde. Tatilde yani. Tatildeyiz. Anlıyor musun?
Yahudi, gayrimeşru, Yahudi, piç, Türk değil, rehber. Çok, bunu da biliyor ha. Piç olduğu, Yahudi olduğu, Türk olmadığı. Rehber yapıyor ve taşıyor adam. Sen ise bu peygamberi nasıl taşımak lazım? Ve kemali emniyetini, emniyetini size söyleyeyim. Peygamber aleyhissalatü vesselamın evini çevirdikleri zaman yatağı kim yatırdı? Niçin? Amanet hocam. Niçin arkadaşlar? Emanet. Bak şimdi. Şimdi bize gelelim. Allah Resulü daha önce bunların emanetlerini almıştı. Mekke'de koymuştu. Anahtar onun elindeydi ve emanetler bunun elindeydi. Şimdi kendimizi oraya koyacağız. Allah Resulü'nün etrafını çevirdikleri zaman emanet bunda. Çekip gidebilir. Ama bu olay başka. Önceki anlaşma olan emanet alma anlaşması ayrı. Bu ayrı. Şimdi soruyorum, vicdanınızı koyun böyle. Evdesiniz, bütün düşmanlar sizi çevirmiş. O sizi öldürmek isteyenlerin emaneti bende. Seni öldürmek isteyenlere çıkış yolu şöyle yapıyorsun. Onların emanetini ben nasıl ulaştıracağım? Kime? Beni öldürmek isteyene. La vallahi ya. La vallahi. Kur'an'ın hakkı hatırına ya. Vallahi ya, asla ya. Yani ben onlara emaneti bırakacağım ha. Olmayacağını size söyleyeyim. Vakıf adam, vakıf. Dairesi var mı? Hayatını vakfetmiş. O zaman vakıf kurulmamış. Vakıf kurulmamış. Demişler ki, sen güvenilir adamsın, vakıfsın, hayatını nefsaniyetten sıyrıldın. Heh. Şimdi biz vakıf kuramıyoruz, devlet bize işgal eder. Şu aldığımız dershaneyi senin üzerine tapu yapalım. 3 kişi. Niye? Güvenilir adamsın da sen yani. Hizmet daha, hizmet için kendisi. Sana da güvenilmese ne yapacağız daha? Devlete mi güveneceğiz? Tamam diyor. Sonra bir vesileyle çıkıp gidiyor yani. Evleniyor ve gidiyor. Yani onu gidiyor, emanet almıştı. Niçin almıştı? Sen bu şahsi manevi seni tayin etmişti. Sen bunu emanet almıştın. Gidiyor, geri vermiyor. Resulullah'a gelelim. Kendisini öldürmek, bu kendisini öldürmüyor, kendisi gitti. Kendisini öldürmek isteyenlerin emaneti bende. Tehlikeye birisini koyuyor. Amcasının oğlunun. Yari, burada yat. Niye? Ya Resulallah, düş. Beni öldürmek isteyenler var. Onların emaneti var. Hücum edecekler beni ama sen dersin ki beni koydu. Niye? Aha, sizin emanetlerinizi. Yani sizin öldürmek istediğiniz adam emanetinizi vermemi istedi. Sen düşman olsan baksana ne yaparsın? Allah Allah. Anlamasın diye anlayacağın örnek verdim. Benim dava arkadaşım vakıf gidiyor, onun üzerine yaptığınız tapuyu adam senin şahsı manevi seni emanet verdi. Emanet, ihanet etmek münafıklık alım. Senin iddia ettiğin peygamber düşmanına böyle yapmış. Sen Müslümansın. Sen esnafsın. Çocuk gelmiş senden şeker istiyor. Müslümansın. 1 kilo yerine 900 gram veriyorsun. Ey Müslüman! Böyle bir peygamberin ümmeti. Sana Müslümansın diye evi teslim etti. Sahtekar ve arkada uyduruk malzemeleri dolduran Müslüman. Sözünde durmayan Müslüman. Emaneti, iktidarı varken emanete hıyanet eden Müslüman. Sen nasıl Müslümansın? Ben nasıl Müslümanım? Sen değil, ben nasıl Müslümanım? Ben nasıl insanım? Nasıl bir peygamberin iddiasında bulunuyorum? Düşmanının emanetini bile, kendisini öldürmek isteyenlere bile ulaştıran peygamberin ümmetisin. Ya, akıl alıyor mu? Benim heyecanıma biraz bağışlayın ne olur. Neler yaşamışım ya. Neler yaşamışım arkadaşlar. Ödüm patlıyor ya. Bak ahlaka bak ahlaka. Resulullah'ın ahlakına bak.
Yani ezilme göz. Peki bunlar piyasaya şey yap. Niye başımıza bu geliyor? İyi ki taş yağmıyor. Bebelerin hürmetine, sütte olan çocukların hürmetine, mazlum ve masumların hürmetine, Allah'ın ifadesiyle evdeki beli bükülmüş ihtiyarların hürmetine bize Cenab-ı Hak yağmur indiriyor. Bu kar mı gelirdi ya? Allah ne kadar merhamet. Böyle bir Allah'a öyle güveniyorum ki. Ama bize taş yağdırmıyor. Burada, orada niye zorluk yapsın? Orada bir günah işlemeyeceğiz ki daha. Kabirde günah işlemek yok ya. Böyle bir peygamber. Emanet. Emanet. Sana bunu için vermiş. Hanım sana emanet değil mi? Çocuk sana emanet değil mi? Anne baban ihtiyar olunca, evinde bulununca emanet değil mi? Ya emanet değil mi arkadaşlar? Ruh emanet değil mi? Emaneti niye emanet edeceğiz ki? Allah Resulü'nün ümmetiyiz. Bak ne yapmış? Düşmanının emanetine ihanet etmemiş. Biz dostumuz olan Allah'a, dost istersen Allah et. Onun emanetine ihanet edilir mi? Allah Resulü düşmanının emanetine ihanet etmemiş. Ama abi ya o kadar da olmaz yani yapamıyor. Ama biraz kırpıntısı olsun da biraz vicdanın yansın yani. Hata yap ama için yansın yani biraz. Vazifesinde nihayet üstündeki secde-i galiyesi. Kemal emniyeti. Onun için dayanamıyorum da onun için okurum. Bundan daha güvenilir bir adam nasıl olur ya? Kendi düşmanına bile şeyini, amca çocuğunu tehlikeye atarak bunu hücum ettikleri zaman tamam, tam sen buna fırsat vermeden okla öldürecekler. Ya belki vermeye bile fırsat olmayacak. Ona rağmen kal, bu emaneti ona ver. Emaneti sahibine iade et. Sana hibe etmemiş ki. Tamam. Sana emanet vermiş. Şeydi var ya mektubatta. Temlik ve ibahe meselesi. Ve kuvvet imanını. Kuvvet imanını düşün. Yani elinde parmakla su akıyor. Yeter mi ey ashabım? Yeter ya Resulallah. Ya Rabbi kes. Ya oğlum boş ver onu. Yani sen bu olayda parmağından su aksa ne yaparsın ya? Mezarlar ayağa kalkıyor. Mezarlar ayağa kalkıyor ya. Ay parmağımla ikiye ayrılıyor. Ya ve en günahkar da kendini hissediyorsun. Böyle bir insan ya. Ben diğerlerle de meşgul olmuyorum. Allah Resulü'nün ruhunda neler oluyor? Ne inkılaplar oluyor? 24. sözden söyleyeceğim. Bir peygamberin müddeti, diğer peygamberlerin her biri müddeti hayatında kazandığı kemalatı Allah Resulü tek bir ayette kazanıyormuş. Ya ne kadar şeref duysam bazı ya. Peki. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Al bana salavat getirilirse ismiyle, cismiyle, vasıf ve sıfatıyla bana takdim edilir. Haşirde mukabele ederim diyor. Bak getirdik gördün mü? Ve bana ulaştırılır diyor. Peki öyle mi? Hadi bir de yapalım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Gitti mi gitmedi? Gitti. Ve sana mukabele çekişti. Böyle bir şefiğin var. Ya ne korkuyorsun? Elhamdülillah. İyi ki böyle birisi var. Böyle birisi. Kuvvet imanını ve gayet itminanını. Yani kendisi doymuş. Kendisi mutmayı. Ve nihayet vusukunu gösteren fevkalade takvası. Öyle yok ayıttı ya. Hani o kahramanlık yaptı falan. Yani sağlamlığını, güvenirliğini gösteren nedir biliyor musun? İddiasını kendisi yaşamasıdır. Takvası, fevkalade takvası. Sabaha kadar namaz kılması. Böyle en fazla Kur'an okumayı o olması. Çünkü okumayı bilmediği halde. Bakıyor tak diye Allah okutturuyor. Bizden fazla namaz kılmadı. Bizden fazla verdi. Karısı zengindi. Değil mi? Hatice-i Kübra radiyallahu anh'a kafilesi var. Zengindi verdi. Şimdi adam fakir veya orta seviyeli bir adam milletvekili seçiliyor tırlarlık oluyor. Ha buradaki belediye başkanı değil mi? Bak hala piyasada yok değil mi? Yani bu yani almak şöyle dursun. Verdi hortumu Ali Beytine bağladı demesinler diye
fakirin zekat alması meşru iken Ali Beyt'in zekat alması haramdır. Eğer Ali Beyt Allah Resulü'nün nesli zekat alsaydı şöyle diyeceklerdi. Yani zekat müessesesini kendi nesline hortumu bağladı. Hortumcu Muhammed diyeceklerdi. Tövbe estağfurullah aleyhissalatü vesselam. Haşa yüz bin defa haşa. Ama Ali Beyt alamaz. Biliyor musun? Öyle diyeceklerdi. Okuma yazması olmadığı halde kendi yazı diyen bu namertler. Ali Beyt zekat alsaydı ne diyecekti? Zekat müessesesini neslini çalıştırdı diyecekti. Adnan biliyor muydun bunu? Ya çok tuhaf değil mi? Hortumu balladı diyeceklerdi değil mi? Böyle bir sağlam takvası söylediğini yaşayan bir insandan daha güvenilir ne olabilir? Daha ne delili var yani? Ya Resulallah geçmiş ve gelecek günahın affedildi diyen Ayşe-i Sıdık'a radiyallahu anhaya Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı diye mukabele etmiş gece. Fevkalade takvası. Acayip bir şey ya. Cemaati tokatlıyorsun sonra hepsinize getiriyorsun. Tokatlamıyorum ya. Tövbe estağfurullah kusura bak. Yani peygamber çok tuhaf ya. Söylediğini iddia ediyor. İddia ettiğini yaşıyor. Yani kuru bir şey değil ha. Fevkalade. Bak diyor ki zaten cümlemiz bitti. Nihayet gayet itminanını ve nihayet vusukunu gösteren fevkalade takvası. Takva ne demek biliyor musun? Menhiyattan ve günahlardan içtinat etmenin adı şu. Takvanın karpuz gibi düşünün. Yarın içine takvanın en dışında irade var. Zihin var. His var. Latife-i Rabbani. Eyleme dönüşünce irade ibadetullah olarak gözüküyor. Bir insanın iradesi varsa ibadet olarak. Zihin marifetullah. His muhabbetullah. Latife-i Rabbani müşahadetullah. Dördünü tazamın. Yani takva bu yani, yaşaması ve fevkalade ubudiyeti. Niye fevkalade? Bak, bir insan marangozdur veya bir kalem yapacak, ilki biraz kötü, sonra daha iyi, daha iyi, daha iyi, daha iyi gider değil mi? Bir insan 23 sene önce söylediği ve yaptığı 23 sene sonra aynı söylemesi, aynı yapması mebde ile müntahi birleştirdiğini gösteriyor. Bu olamaz. Yani insan daha iyi konuşur, daha iyi konuşur, daha iyi konuşur. Daha iyi yapar, daha iyi yapar, daha iyi yapar. Marangoz. Daha iyisini yapar, daha iyisini yapar, daha iyisini. Allah Resulü 23 sene önce namazı ne yapmışsa 23 sene sonra aynısını yapıyor. Yani mebde ve muntaha birleştirmesi fevkalade ubudiyeti. Yani belki de senin yatsı namazında okuduğun sure, namazda okudun, Allah Resulü'nün okuduğu sureye tevafuk etmiştir. Yani bir bedevinin namazı ile sureten, peygamberin namazı sureten aynı. Hem mebde ile mümteha, hem peygamberin ve bedevinin ibadeti aynı. O da oruç tuttu, o da oruç tuttu. Ey ashabım oruç tuttu, kendisi yiyor. Tabi olur mu? Ey ashabım namaz kılın, kendisi hiç yapmıyor. Zekatları getirin, diğer krallar gibi. Getirin, yılsın. Yok, tam tersini. Elenmiş olduğunuz takdirde gidiyor. Tak diye gidiyor. Hiçbir şey kalmıyor ya. Öldüğü zaman bir tane entaresi vardı. Yıkadıklar. Kafayı örttükleri zaman ayak açık kalıyor. Ayağı kapatsalar kafayı ne yapalım diye karar vermişler. Onu sahabeler konuşmuşlar. Ne yapalım? Bir bu varmış ya. Hangi tarafa örtelim? Kafayı mı ayağı mı? Biz de bir dolaba baksana ya. Kar dolabında kaç tane eşya birbirini yiyor ya. 3 tane de gömlekten sonra 4. gömlek zekata tabi olduğunu unutma. 3 atletten sonra, 3 dondan sonra, 3 çoraptan sonra zekata tabidir. Koy bakalım, bakalım. Hepimiz durumumuz iyi değil. Bu peygamber hakikaten itaat edilir ya. Komşusu açken kendisi gayet rahat baklava yiyebilir. Demiyor değil mi? Komşusu açken kendisi toksa bizden değildir diyor değil mi? Fevkalade ubudiyeti, fevkalade ciddiyeti. Yalaka değil, haşa. Öyle böyle değil. Ciddi. Samimi. Yani işin sahibi yani. Sonra fevkalade metaneti. Fevkalade, metaneti ne demek? Metanet. Kararlılık başka. Zorluklara karşı yılmamak. Topuğun ayet-i kerime bir mana mealiyle topuğun üzerine geri dönmemek. Ya zorluk gördü, hadi bizden eyvallah, tevil etmemek. Her
şeye rağmen göğüs germek. Fevkalade metaneti davasında nihayet derecede sadık olduğunu güneş gibi aşikare gösteriyor. Hüseyin'im gel. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. Kardeşimiz de bir aşırı okusun. Aynen. Devam. Tutun. Gel abis. Güzel işte. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ما شاء الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنساب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا
لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.